Ken Lyons'da 6. gün özetiyle birlikteyiz. Bugün artık festivali yavaş yavaş kapatıyoruz. Yarın büyük ödül, film ödülleri verilecek ama oturumları büyük ölçüde bitirdik. Bugün Publicis grubun global CEO'su Maurice Levy, dünyaca ünlü elektronik müzisyen David Guetta ile beraber bir oturum gerçekleştirdi. Burada David Guetta'nın özellikle müzisyenliğe nasıl başladığı ve şu anda kendi markasını nasıl konumlandırdığı konuşuldu. David Guetta hem kendisi ilginç elektronik projeler yapmayı seviyor, hem de iletişim alanında özellikle premium markalarla, lüks markalarla marka sözcülüğü yapmayı tercih ediyor. Ken Lyons'da bu akşam Innovation Lines adlı yeni bir ödül ilk defa sahiplerini buldu. Bu kategoride büyük ödülü dünyanın her yerine 3 metrekarelik parçaları ayırıp 3 tane kelimeyle adresleyen çok ilginç ve inovatif bir proje büyük ödülü kazandı. Innovation Lines'da Pepper adlı bir robot konuşma yaptı. SoftBank adlı telekom şirketinin Japonya'da tüketiciler için geliştirdiği bu robot $1,500 gibi bir fiyata satılıyor. İlk ürün 1 dakika içerisinde tükenmiş. Ve bu robotun ev içerisinde gerçekleştirmeyi hedeflediği hiçbir fonksiyon yok. Size hiçbir konuda yardımcı olmuyor. SoftBank robotu sadece insanlarla sosyalleşmesi için geliştirmiş. Robot sizinle konuşuyor, sizinle şakalar yapıyor, sizinle sohbet açıyor. Ama daha fazlasını yapmıyor. Fakat Pepper'la görüşmek, onunla muhabbete girmek gerçekten çok eğlenceli bir deneyim. Ken Lyons'ın sonuna geldik. Bu yıl Akbank'la beraber 50'ye yakın post, 20'den fazla video içerik ürettik. Ve bütün bunları size burada gerçekleşen tüm yenilikleri olanca hızıyla aktarabilmek adına yaptık. Festival boyunca bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.